Az önce güven arkadaşımızın, değerli meclisimizin değindiği birkaç konu var, üç konu var. Tabii ki ben de değineceğim. İlgili olan arkadaşlarımız var, ismen değindiği için. Ben birincisi MEADA'dan bahsetti. Tabii Güven Bey farkında mı değil ya da bilgisi mi yok bilmiyorum ama 30 yıldır Eyüp Sultan'ı yönetiyorsunuz. Uzun süredir de merkezi hükümet sizde. Ve Büyükşehir Belediyesi sizdeyken ne yaptınız diye sormak istiyorum. Şunu da söyleyeyim Güven Bey. MEADA bahsettiğiniz alanla ilgili 2017'de Çevre Şehircilik Bakanlığı riskli alan ilan etti. 6306 sayılı kanunla plan yapma yetkisini kendisinde olduğunu bilgisini vereyim. Bir diğer konu o MEADA ile ilgili hani diyorsun ya gelmediniz, gitmediniz. Bu konuda şunu yani doğruyu söylemek adına ben oranın bir esnafıyım. Sayın Başkan her gün hemen hemen haftada 2 gün, 3 gün Akşemsettin'e gidip orada işim gereği toplumun içine giren esnaflarla selamlaşan bir insanım. Bir şey değinirken doğru ve insanları zor durumda bırakmamak adına söylemek lazım. Buradaki arkadaşlarımızın hepsi Eyüp Sultan'da ikamet ediyor. Mahallesinde toplumla iç içe bulunan insanlar, sorunlara değinen insanlar. Biz o planları kim yaptığını sormak isterim ben sana şimdi. Akşemsettin'deki özellikle o MEADA dediğimiz 122 adı 122 adının parsellerine ilişkin planları AK Parti döneminde yapılmış. 1/1000 ölçekli planları sizin tarafından onaylanmış. Tamam. 1/5000 ölçekli planlar sizin tarafından onaylanmış. Ve bu planlar yapılırken orada o insanlar yaşıyordu. O donatı alanında o insanları sizler bıraktınız. Oralardaki yaşayan insanların yerlerini eğitim alanında tutarak, sağlık alanlarında tutarak bile bile o planları sakat yapan sizlerdiniz. Siz bunları Büyükşehir'de onayladınız. Açın bakın sizin yönetiminizde yapılmış. Dolayısıyla sonrasında da 2017'de Bugüne gel, bugüne. yapılan Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın yaptığı plan ile Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın yetkisinde olan bir konudur. Ve gelelim biz ne yaptık? Şimdi şunu söyleyeyim. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın yetkisinde plan yapma yetkisinde olan bir yerle ilgili bizim Büyükşehir Belediyesi'nin Çevre Şehircilik Bakanlığı'na yazdığı dünya kadar yazı var. Burayla ilgili yeni bir plan yapılması ve oradaki imar planlarıyla oraya da dönüşüm sağlanması gerekmektedir. Ama bunun yapılma şekli meclisteki çoğunluğunun Büyükşehir'de Sayın Başkan da çok iyi biliyor, bizler de çok iyi biliyoruz. Biz Büyükşehir yönetimi olarak geldik, orada teklifleri insanlara sunduk. Ama donatı alanı daha fazla oralarda vatandaşların dönüşüme sağlanması lazım. Girmesi için daha fazla bir imar hakkı lazım orada. Ve bu da meclisten geçer ya da Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan geçer. Biz teklifleri sunduğumuzda vatandaşların donatı alanından çıkartılması, güvenilir konutlara alınması konusunda tekliflerimizi sunduk ve bu tekliflerle ilgili vatandaşlarla görüşmelerimiz devam ediyor. Ama şunu da şu müjdeyi de size vereyim. Biz bununla ilgili yakın zamanda bölgede sosyal konut çalışması yapıyoruz. Dere yolunda siz 25 yılda yapamadığınızı biz yapacağız. Kusura bakmayın. Arkadaşlar bir dakika. Bizim projemizi yapmaya göreceksiniz. Bununla ilgili arkadaşlar yakın zamanda sosyal Güven Bey, bir dakikanızı rica ediyorum. Arkadaşlar Güven Bey tamam başkanım. lütfen ama bak siz konuşurken dediniz ki sözün kesilmesin oraya müdahale ettim. Şimdi siz söze giriyorsunuz. Lütfen buyurun Alaeddin Bey. Sayın Başkan lütfen sözü ona söz cevap hakkı doğalsa verin ama lütfen karşılıklı burayı meclis usullerinin dışına çıkarmayın. Şunu Buyurun. söyleyeyim. Mevcut planlara göre vatandaşlarla görüşmeler yapıldı.
Vatandaşların yerleriyle ilgili fiziki incelemeler yapıldı, ölçümler yapıldı, hak sahipleriyle oturuldu, görüşüldü. Bununla ilgili 6306 sayılı kanundaki 6306 sayılı kanundaki gereken ve büyükşehire verilen yetkiler dahilinde o görüşmeler, halkla toplantılar yapıldı. Sizin yıllarca yapamadığınızı bizler insanları toplayarak salonlara ve birebir masalar kurarak anlattık. Ve bu sürecin doğru yürütülmesi, vatandaşların mülkiyet sorun çözüme konusunda da çalışmalarımız devam ediyor. Yakın zamanda da orada bir sosyal konut projesini açıklayacağız. Diğer konuya gelelim ben. Şimdi değerli arkadaşlar, daha önce de biz bu pazar alanını konuştuk. Burada da ben tekrar aynı cevapları verdim değerli arkadaşımıza. Şimdi geçen de söyledim, tekrara düşeceğim. Sen Eyüp Sultan Belediyesi'nde meclis üyesi olarak devam ediyorsun. Senin belediye başkanın ve başkan yardımcıların mevcut. Koca Çırçır Mahallesi'nde eğer bir pazar alanı yaratamamışsan 30 yıldır, bu senin ayıbındır. Burayı demek ki doğru yönetememişsin. Demek ki oradaki o arsaları parsel parsel satmışsın. Sonra gelip gözünü dikmişsin buradaki İBB'nin bir tane arsasına. Şimdi çok istekliysen, çok bu işi yapmak istiyorsan 25 yıl boyunca İBB'yi yönettiniz. Yönetirken o planı çıkartıp o alanla ilgili park da yapabilirdin, altına otopark da yapabilirdin, pazar alanı da yapabilirdin hayli hayli. Nedense bizler büyükşehri aldık. Nedense biz büyükşehri alınca değerli arkadaşlarımız bütün gözlerini İBB'nin parsellerine diktiler. Neden? Çünkü siz sadece satışlardan anlarsınız. Siz sadece rant sonrasından anlarsınız. Şimdi dediniz ki biz de yer istiyoruz. Alın size Ali Beyköy pazar alanı. Nasıl verildi size? Alın size Çobançeşme park alanı. Teşekkür ederiz. Bunu niye vermediniz? Bunu da konuşsana. Söylesene arkadaş. Sayın Başkan, Çobançeşme Parkı'nda... Bana hitaben konuşun, karşılıklı konuşun. Çobançeşme Park alanını, çocuk parkını burada gelip ballandıra anlatıyorsunuz. Biz şunu yaptık, çıkıyorsunuz top. Söyleseniz de büyükşehir buraya bize tahsis etti. Söyledi ya, belediye başkanı. Bu Trump ayıdan da bahsetsenize. Ya teşekkür ederiz yaptığınız şeylerden. O zaman... Bunu söyledi ya. O zaman sana tavsiyem, Sayın Başkan. Belediye yönetiyorsa bir Çırçır Mahallesi'ne bir pazar alanı yaratmak konusunda da yetki belediye başkanı ve yönetimindedir. Bunu bulmak, bu alanı bulmak. Şimdi senin olan bir mala, Sayın Başkan, tapusu sende olan, bir tüzel kişiliği olan bir şirkete malı mülkiyetli tapusu şirkette olan bir yeri benim cepten alma şansım yok. Hukuk var bu ülkede. Orada bir şirket var. Oranın malı o şirkettedir. Ve bununla ilgili pazarlık yapılmış, takasa verdiğiniz yer bunun değerinde olmayınca neden versin? Kim bu sorumluluğun altına girer? Bilmediğiniz bir şeyi siz ölebilirsiniz. Kendi devleti, Türk kurumlarını birbirinize peşkeş çektiğiniz için kalkıp bunu da bizden bekliyorsunuz. Kusura bakmayın. Şimdi... Ya sen söz vermişsin, yapmamışsın, konuşuyorsun. Ya Allah'ım. Sözü siz verdiniz yapacağız. Ya 30 yıldır yönetiyordum. Ya siz verdiniz sözü. Biz vermedik. Sözü siz verdiniz. Ya sözünüzü verin, yapın diyoruz. Ya burada söz bir şey demiyoruz yani. Bir şey söz verdiniz. Yani yapın. Sayın Başkan. Evet. Ben şimdi arkadaşın sözüyle ilgili, tarihnamesiyle ilgili şöyle. Yani birazcık İmar Kanunu'ndan, Belediye Kanunu'ndan anlıyorsanız, bakın orada çok açık ve net söylenmiş, verilen söz taahhüt, Sayın Başkan meclis çoğunluğunu alsaydı ve o yerin yetkisi tümüyle büyükşehirde olsaydı, amenna. Gelirdi Büyükşehir Meclisi'nde gene Ekrem Başkan oranın planını getirirdi, önümüze koyardı, oranın çalışmasını yapar. Bakın bilmiyorsunuz, Çevre Şehircilik Bakanlığı, plan yapma yetkisi Çevre Şehircilik Bakanlığı, bu kadar. Siz niye ölçüyorsunuz o zaman?
Vatandaşa niye ölçüyorsun? O zaman söz vermeseydin. Sayın Başkan, diğer bir konu en son benim de duyduğum. Ya bizim aklımıza dalga gelen... mı geçiyorsun ya? Park spor alanıyla ilgili arkadaşlarımız da cevap verecektir. Vaat etmekle şimdi bir alan eğer Eyüp Sultan Belediyesi'nin uhdesindeyse gider Eyüp Sultan Belediyesi fonksiyonunu getirir. Doğru, burada eğer meclisin üzerine düşen bir durum varsa burada planla ilgili katkımızı sunarız. Oranın spor alanına dönmesiyle ilgili katkımızı sunarız. Orayla ilgili de ileriki süreçte belediyemiz o kulüple protokol yapar, tahsisini yapar, işletir. Ama mevcut yeri ben açık söyleyeyim. Planlarda ne göründüğünü, kimin mülkiyetinde olduğunu ve oranın kimin hangi kurumun görev alanına girdiği konusunda net bir bilgim yok. Ama bununla ilgili de eğer Büyükşehir Belediyesi'nin görev alanındaysa, mülkiyet Büyükşehir'deyse bunun yazışmasını yaparlar. Büyükşehir'de görüşürler. Bu bürokratik bir işlemdir. Gereği yapılır ya da bize bilgi verilir. Araştırma çalışması yapılır. Ona göre de cevaplandırır. Bununla detaylı arkadaşlarımız gene cevabını verir. Bu anlamda tabii ki gündem birazcık uzadı ama benim de söyleyeceklerim zaten hazırlıklı olduğum bazı konular vardı. Özellikle bütçe görüşmelerinde hem bazı sataşmalarla ilgili